أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى 28. مكتوب Üçüncü mesele, üçüncü nokta. Bundan 30 sene evvel eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi. El mevtu hakkun kaziyesini düşündü, kendini bataklık çamurunda gördü. Medet istedi, bir yol aradı, bir halaskar taharri etti. Gördü ki yollar muhtelif, Tereddütte kaldı. Gavsu Azam olan Şeyh-i Geylani radıyallahu anh'ın Fetuhul Gayb namındaki kitabıyla tefeül etti. Tefeülde şu çıktı. Ente fi daril hikmeti fetlub tabiben yudavi kalbek. Acıptır ki o vakit ben darul hikmetil İslamiye azası idim. Güya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hekim idim. Halbuki en ziyade hasta ben idim, hasta evvela kendine bakmalı, sonra hastalara bakabilir. Şimdi malumunuz daha önce okuduğumuz derslerin üçüncü noktasına geldik. Üçüncü mesele burada beş tane nokta var diyor üstadımız. Şimdi meseleyi bir daha önceden bir hatırlayalım. Bu dersin özeti ana konusu neydi? Üstadımız çoğu ihvanımın diyor lisan hal ile ve bir kısmının da lisan kal ile ettikleri umumi bir sualin has ve hususi ve mahremce bir cevabıdır diyor. Sual senin ziyaretine gelen herkese diyorsun ki benim şahsımdan bir himmet beklemeyiniz. Şimdi üstadımız aslında burada Kur'an'ın hükmüne göre Kur'an esasına göre konuşuyor. Sünnet-i Resulullah'a aleyhissalatü vesselam göre konuşuyor. Bir şahısta, bir sebepte, bir vesilede herhangi bir tesir olmadığını kendisinden bizzat misal getirerek anlatıyor ama muhatap bunu yanlış anlayabiliyor. Yani benim şahsımdan himmet beklemeyiniz. Himmet Kur'an'dadır. Dolayısıyla Kur'an'ın sahibi olan Cenab-ı Hak'tandır manasında insanlara ders veriyor ama Bin yıllık insandan alıştığı bir tarikat meselesi var. Bir tarikat hakikati var. Bir mürşit olacak ve bu mürşit de adeta bir ayna gibi güneşten alıp bana verecek. Zaten burası doğru. Fakat burada biraz da müessiriyet manasında bir meseleyi kabullenme var. Üstadımız da bunu hakikat mesleğinin adeta bir savunucusu, onusa bir mümessili sıfatıyla diyor ki benim şahsımdan Herhangi bir himmet beklemeyiniz ve şahsımı mübarek tanımayınız. Ben makam sahibi değilim. Adi bir neferin müşir makamının yani sıradan bir neferin müşir dediğimiz mareşallık makamına sahip olan bir zatın evamirini tebliği gibi şey de Kur'an namına Kur'an namına tebliğat yapıyor. Buradaki şeref, buradaki yüksek makam Kur'an'ındır. Kendisi ise basit bir nefer gibi kendisini görüyor. Onun emirlerini alıp ne yapıyorum? İnsanlara bildiriyorum. Ben de manevi bir müşriyet makamının evamini tebliğ ediyorum. Hem müflis bir adamın gayet kıymetli ve zengin elmas ve mücevherat dükkanının dellalı olduğu gibi ben dahi mukaddes ve Kur'an'ı bir dükkanın dellalıyım diyorsun. Şimdi müflis bir adam var, müflis bir adam var. Gayet kıymetli ve zengin elmas ve mücevherat dükkanının dellalı olabiliyor. Kendisi evet iflas etmiş ama bir mahareti var. Onunca bir kabiliyeti var, bir satma özelliği var mesela, bir pazarlamacı ve tezgahtar sıfatı var mesela. Kendisi ne yapıyor? Ee, mücevherat dükkanının sahibi olan bir zatın yanına intisap ediyor. Kendisi müflis olduğu halde gayet yüksek değerli, kıymetli olan elmasları insanlara sunabiliyor. Ben de böyle bir kişiyim diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in e, mücevheratlarını insanlara satmaya, insanlara vermeye çalışan e, müflis bir adam. Kendi şahsıma baktın mı, e, nefis cümleden süfli. Ama vazifeye baktın mı, cümleden ağla Halbuki aklımız ilme muhtaç olduğu gibi, sen böyle diyorsun ama, aklımız, ilme muhtaç olduğu gibi ki sen bunu veriyorsun kalbimiz dahi bir feyiz ister. Şimdi bu soruyu soran neyi anlıyor? Neyi zannediyor? Akıl ile gelen ilmi meseleler insanlardan alınabilir ama kalp ile gelen feyizler ve manevi güzellikler, kemalatlar, istifazeler, füyüzatlar insanlardan bize geliyor diye zannediyor. Onun için aklımız ilme muhtaç olduğu gibi kalbimiz dahi bir feyiz ister. Dolayısıyla senden ilmi aldık ama feyiz belli ki sen dediğin ne göre senden alamayacağız. Ruhumuz bir nur ister ve hakeza. Çok cihetle çok şeyler istiyoruz. Seni hacatımıza yarayacak adam zannedip senin ziyaretine geliyoruz. Bize alimden ziyade bir sahibi velayet, sahibi himmet, ve sahibi kemalat lazım. Eğer hakikati hal dediğin gibi ise ziyaretinize yanlış geldik. Lisan halleri diyor. Sen alimsin, bize sadece ilim veriyorsun. Sadece bize teknik meseleler üretiyorsun. Ama bizim aklımız ilme muhtaç olduğu gibi ruhumuzda bir nur istiyor, kalbimizde füyüzat istiyor. Senin dediğin gibi birisiysen belli ki senden sadece ilmi şeyler alıyoruz ama kalbimiz, ruhumuz hislerimiz, letaiflerimiz senin yanına geldiğimiz vakit boş kalıyor o zaman senin dediğin gibi isen. Üstad de diyor ki, beş noktayı dinleyiniz, sonra düşününüz. Ziyaretiniz beyhude mi, boşta mı, yoksa faydalı midir? O vakit hükmediniz. Şimdi siz böyle bir şey anlıyorsunuz benim bu ifadelerimden. O zaman ben de size biraz da makamı izhar edecek şekilde, yaptığım hizmetin sizi nasıl terakki ettirdiği ile alakalı birkaç nokta anlatayım. Ondan sonra yine siz kendi hür iradenizle istediğiniz gibi karar verin. Çünkü Kur'an'ın bir adetidir. Şeriatın bir usulüdür. Akla kapı açar, ihtiyarı elden almaz. Kesinlikle böyle yapacaksın, şunu böyle yapacaksın, şurada kalacaksın. Şu cemaate geleceksiniz, Risale-i sadece okuyacaksınız. Başka bir şey okumayın gibi bir telkinat. Bu gibi şeyler yanlıştır. Üstadımız akla kapatacak. Beş noktayla. Daha önce biz iki noktasını okuduk. Şimdi Allah izin verirse üçüncü noktayı okuyacağız. Bu üçüncü noktayı dinledikten sonra diyor muhataplara. O zaman kendiniz karar veriniz. Acaba buraya gelişiniz beyhude midir? Boşuna mıdır? İstifadesiz bir şey midir? Yoksa gayet karlı çıkabileceğiniz bir ortam mıdır? O zaman karar veriniz. Asıl ticaret uhrevi ticarettir. Biz elhamdülillah burada ne yaptığımızı iyi biliyoruz arkadaşlar. Biz burada ne yapıyoruz? Allah'ı anlatıyoruz. İman esaslarını anlatıyoruz. İslam'ın esaslarını anlatıyoruz. Müslümanları birbirine düşüren ihlas risalelerini anlatıyoruz. Uhuvvet risalesini anlatıyoruz ve bunu anlatırken bizzat nefsimiz muhatap. Bediüzzaman Hazretlerinden aldığımız ders ve çile. Bir insan kendisini terbiye ettikten sonra, ıslah ettikten sonra, başkasını ıslah etmesi gayet kolaydır. Kendini ıslah edemeyen bir insan başkasını ne yapamaz? Islah edemez. Onun için biz evvel kendi nefsimizden başlıyoruz. Bu bir. Kimsi nefsimizi herkesten düşük göreceğiz. Nefis cümleden süfli. Ama makam itibariyle yapılan iş itibariyle, kaldırılan vazife itibariyle, yük itibariyle vaktimiz vakit vazife cümleden ala diyoruz. Niye? Çünkü en büyük mesele olan iman meseleleri, en büyük mesele olan hakiki İslamiye meseleleri, en büyük mesele olan İttihadi İslam'a zarar verecek meselenin halledilmesi konularını biz burada Allah'ın izniyle, keremiyle, Kur'an'ın himmetiyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın riyasetiyle, risale ve onlardan istifade eden büyük müceddit ve müştehitlerin himmetleriyle bu vazifeyi kaldırmaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Elhamdülillah. Üçüncü nokta. Bundan 30 sene evvel eski Said'in gafil kafasına haşa. Kendisine diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu da nefsin terbiyesi için esas olan bir şey. Ama biz üstadımız için bunu kullanamayız. Eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi el mevtu hakkun kaziyesini düşündü. Üstad Seri, Rus harbinden sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan harbinden sonra, ondan sonra Rusya'da esir kalıp da geri döndükten sonra, Darül Hikmet-i İslamiye azasına tayin edildiği vakitlerde e, müthiş bir inkılab-ı ruhi geçiriyor. Ve burada sarı yerde kendime bir halvethane buldum diyor. Onsa Yuşa Tepesi'nde bu manada devamlı üstadımız kendi e, deruni ve enfusi manadaki tefekküre ciddi manada dalıyor. Ve burada el mevtu hakkun dediğimiz o ölüm haktır hükmünü, kaziyesini, e, cümlesini ciddi manada ruhuna, kalbine yedirmeye çalıştı. Kaziye hüküm demektir. Kendini bataklık çamurunda gördü. Ha, bakın arkadaşlar biz kendimizi yüksek yerde kurtulmuşların yerinde yanında Gördük mü? Evet ümit var olacağız. Ama bir taraftan da yani yeis olmamak şartıyla havf dediğimiz ondan sonra korku dediğimiz bir hariki ruhi içerisinde olacağız. Buna havf ve reca ortasında olmak diyorlar. Korku ve ümit ortasında olmak. Medet istedi. Bir yol aradı. Bir halaskar tahriyetti aradı. Yani Bediüzzaman seri bataklık çamuğuna giriyor ama her ki bat abat, battı balık yan gider demiyor. Madem öyle o zaman benim kurtarıcım kim olabilir? Halaskarım kim olabilir diye, mededim kim olabilir diye bu manada tahari etmeye arama başlıyor. Gördü ki yollar muhtelif tereddütte kaldı. Yollar muhtelif tereddütte kaldı. Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani radiyallahu anh'ın Fütuhul Gayb namındaki kitabıyla tefeül etti. Şimdi üstadzileri peki kendimi kurtaracağım ama neyle? Bir taraftan tarikat var, tarikatların 12 ayrı veçi var. Bir taraftan medrese ve hakikat yolundan giden zatlar var. Ondan sonra işte bazı meslekler var ilahir. Bütün bunlar sağlam olmak şartıyla Kur'an'dan alınmıştır. Ama kimin arkasından gideyim, nasıl yapayım diye bu manada mütehayir kalıyor. Yani acaba. Böyle bir durumda işte tereddütte kaldı böyle bir vakitte gavs Azam olan Şeyh-i Geylani radıyallahu anh'ın Fetuhul Gayb namındaki kitabıyla tefeül etti. Tefeül fal açmak manasında. Şimdi eskiden bu manada zatlar yapıyormuş. Kendisi alıyor böyle bir kitap, mübarek bir zatın kitabı, açıyor. Her ne kadar alimler böyle yapmayın demişlerse de, mesela Kur'an-ı Kerim'le tefeüle alimler fazla sıcak bakmamışlar. Niye? Çünkü ehli küfrü ciddi manada vuran, ondan sonra kafalarını kıran e, ayetler var. Ehli küfürle alakalı. Münafıklarla alakalı ciddi manada ayetler var. E şimdi benim gibi bir kişi, bir kişi Kur'an-ı Kerim'i alıp da bir anda tefevül edeyim de bakayım Kur'an bana ne diyor acaba? Halis bir tefeül bile olsa bakıyorum orada kafirleri tokatlayan, münafıkları tokatlayan ayetlerle karşılaştığım vakit hemen eğer kalben ve ruhende de zayıfsam e, vesveseye girebiliyorum. Onun için ehli sünnet alimleri, büyük alimlerimiz demişler ki bu gibi şeylere fazla girmeyiniz. Kur'an ile tefeüle fazla izin vermemişler. Üstad Hazretleri Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Has talebesi ve bendesi olarak bu asrın acez, adeta talebesi ve bendesi olarak kendisi gördüğü için o kitabı alıyor. Fütuhul Gayb namındaki eserini. Tamamıyla kerametlerle dolu bir kitap yani. Enteresan. Ve halis bir tefe öyle diyor. Acaba bu konuda şu e, kalbimin ve ruhumun yaralı olduğu böyle bir vakitte e, çok yollar var. Nasıl bir yol izleyeyim diye Bediüzzaman Hazretleri Abdülkadir-i Geylanesler'in Fütuhul Gayb namındaki kitabını alıyor ve tefevül ediyor. Peki tefevülde ne çıktı? Tefevülde şu çıktı. Ente fi daril hikmeti fatlub tabiben yudavi kalbik. Sen darul hikmette bir insansın. Doğru mu? Doğru. Darul hikmeti bir çalışıyor. Fatlub tabiben bir tabip ara. Allah Allah. E zaten kendisi de kendini hasta olarak görüyor ve kendimi tedavi etmem lazım diye bu kitaba öyle müraca ediyor. Bakın kerametlere. Hem dal hikmette çalıştığını ifade ediyor hem de tabip arada diye emir veriyor. Peki niye tabip arayayım? Yudavi <laughs> kalbik. <laughs> Ta ki senin kalbini de tedavi etsin o hekim. Aciptir ki o vakit ben o vakit ben Darul Hikmetil İslamiye azasıydım. Hakikaten de öyle. Kerametli bir kitap. Enteresan bir şey. Güya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hekim idim. Çünkü Darul Hikmetil İslamiye İslamiyet'in içerisinde bulunduğu problemler, hastalıklar, tedavi edilmesi gereken e, ne kadar illet varsa, maraz varsa bunlara adeta ilaç bulmaya, Ondan tedavi etmeye çalışan bir birim kurmuş devlet. Bediüzzaman Hazretleri de esaretten geldikten sonra ona da teklif etmişler. Çok hatırı sayılır kişileri de araya almışlar. Bediüzzaman Hazretleri de onları kırmamış. Darül hikmet İslami azalını geçmiş. Halbuki diyor en ziyade hasta ben idim. Hasta evvela kendine bakmalı. Hasta evvela kendine bakmalı sonra hastalara bakabilir. Çok enteresan. Dolayısıyla çok psikolojik hastalar hastalar var. Aynı alanda da doktordur, tedavi etmeye çalışıyor. Evet, bu zat kendisini bazı yöntemlerle, yollarla tedavi etmişse bunun vereceği reçeteler, sunacağı yollar daha kaliteli olabilir. Daha çözüm odaklı olabilir. Fakat hala hastaysa, kendi tedavi edememişse başkalarını tedavi etmeye kalkışması hem kendisine hem de hastalara zarar. Şimdi Bezans diyor ki ben diyor hastayım fakat ehli imanın hastalıklarına, İslam'ın içerisinde bulunduğu hastalıklara tedavi bulmaya çalışan bir hekim konumundayım. Darul Hikmet'te. Hazreti Şeyh bana ne diyor? Diyor ki sen adeta kendini git tedavi ettir diye hasta evvela kendine bakmalı sonra hastalara bakabilir. İşte Hazreti Şeyh bana der ki sen kendin hastasın. Kendine bir tabip ara. Ben dedim sen tabibim ol. Madem ki tabip aramamı istiyorsun. O zaman tabibim sen ol. Senden daha güzel, senden daha kaliteli, senden daha şefkatli, senden daha hikmetli bir tabip zor bulurum. Kitaplarında ortada. Manen desen bana Himmet edebilecek bir konumdasın. Çünkü öldükten sonra hayatı devam eden bazı evliyalardan o da çok az kişi 3-4 kişi birisi de Abdülkadir Geylani Hazretleridir. Ben dedim sen tabibim ol. Tuttum. Kendimi ona muhatap addederek, kendimi ona muhatap seçerek kabul ederek o kitabı bana hitap ediyor gibi okudum. Adeta Abdülkadir Geylani Hazretleri bu eseri bana yazmış diye o yazmış ya da söylemiş ben de onun karşısındayım dinliyorum ya da okuyorum gibi kendimi tamamıyla ona muhatap addederek sayarak onları kendime yazmış gibi kabul ettim. Fakat kitabı çok şiddetliydi. Hakikaten bu kitabı ben de gördüm. Yani ey münafık diyor bazı yerlerde. Şimdi öyle bir keskin ifadeler ki ey dinini dünyasına satan bedbaht diyor mesela. Enteresan şimdi. Bezansari kendisini tamamıyla ona muhatap addederek dinlemeye, okuma başlayınca e şimdi bu gibi ifadeler acaba kalbinde, ruhunda nasıl fırtınalara vesile olacak? Fakat kitabı çok şiddetli idi. Gururumu dehşetli kırıyordu. Nefsimde şiddetli ameliyat cerrahiye yaptı. Nefsimde şiddetli ameliyatı cerrahiye yaptı. Dayanamadım. Yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek okudum. Bitirmeye tahammülüm kalmadı. Bitirmeye tahammülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra ameliyat-ı şifakârâneden gelen acılar gitti, lezzet geldi. Şimdi o esnada ağır gelebiliyor. Mesela bir insan spor yaptığı vakit diyelim o anda ağrılar şunlar bunlar tamam ama o bittikten sonra bir de düşün aldıktan sonra öyle bir rahatlama hasıl oluyor ki mesela. Bu bedeni olan bir şey. Oruç oluyor mesela bazen. Bakın ki akşama kadar bir de özellikle yaz ayları uzun günler mesela olduğu takdirde evet oruç bir sıkıntı veriyor. Onun sonra bir eziyet çektiriyor gibi ama Oruçtan sonra hem bakıyorsunuz ki bir şifa hasıl oluyor, bir ruh genişliği, bir kalp ferahlığı hasıl oluyor. Dolayısıyla bazı şeyler var ki o anda insanlar yaparken belki eziyet, belki sıkıntı çekiyor ama ondan sonra da bir ferahlık, bir rahatlık hasıl olabiliyor ki Üstadımız da burada onu ifade ediyor. Fakat ondan sonra ameliyatı şifakaraneden o şifalı olan ameliyattan gelen acılar gitti lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve çok istifade ettim. Demek ki oradaki ifadeleri muhatap ad ederek bir insan okusa ciddi manada istifade edebilir. Ama insana dokunacak sıkıntılar olabilir. Rahatsız edecek bazı şeyler olabilir. Onun münafık dediği vakitte böyle YS ümitsize girmeyecek bundan nasıl kurtulayım diye de gayretkeş olacak bir insan olursa o zaman bunlardan ciddi istifade edebilir. Sadece Abdülkadir Geylan Aslen kitabından değil hangi kitabı ona muhatap addederek kendimizi okusak ciddi manada istifade ederiz. Çünkü kendimiz ona muhatap olmuş oluruz. Fakat sonra, fakat sonra ameliyat-ı şifa kârhaneden gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum, ve çok istifade ettim. Ve onun virdini ve münacatını dinledim. Çok istifaza ettim. Bu istifadeyle istifazayı çok soruyorlar. İstifade genellikle aklidir. İstifaza genellikle kalbi ve ruhidir. Onun kitabından alınacak ilmi şeylerden istifade ettim diyor. Onun münacatını ve virdini de dinledim çok istifaza yani feyiz aldım diye ifade ediyor. Şimdi Üstad Dezen Hazretleri niye Abdülkadir Geylani benim üstadımdır diyor. Oradan biraz daha yakından anlıyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri kendi eserlerinde ahir zamandaki hizmetlerde bulunan zatları ve hizmet şekillerini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Üstad Hüster diyor ki burada işari manada da bize ve nur talebelerine de davamıza ve çalışma stilimize ciddi manada da, e, işaretler var. Sonra İmam-ı Rabbani'nin mektubat kitabını gördüm. Elime aldım. Halis bir tefe öyle ederek açtım. Acayiptendir ki bütün mektubatında yalnız iki yerde Bediüzzaman lafzı var. Birinci cilt 75. mektup. Burada İki yerde ki mektup hemen hemen ikisi de aynı şeyde zaten ciltte. İkisi de karşılıklı birbirine bakıyor. İkisinin de başında Mirza Bediüzzaman'a mektup var. Şimdi Bediüzzaman Seri Kadir Gelan Seri'nin eserini okuduktan ve ciddi manada ders aldıktan, istifade ettikten sonra sonra diyor İmam-ı Rabbani Hasen'in Mektubat isimli kitabını gördüm. Elime aldım halis bir tefeül ederek açtım. Acayiptendir ki, acayiptendir ki bütün mektubatında yalnız iki yerde zaman lafzı var. Yalnız iki yerde, iki yerde zaman lafzı var. Koca mektubat. O ki mektup bana birden açıldı. O ki mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan o mektupların başında Mirza Bediüzzaman'a mektup diye yazılı olarak gördüm. Şimdi bakın. Bezansteri alıyor. Halis bir niyetle tefeül ediyor. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri acaba bana bu konuda yani kendimi tedavi etme, terakki ettirme, günahlardan kurtulma, iman ve Kur'an yolunda hizmet etme gibi bir duruma nasıl sokabilirim? Acaba İmam-ı Rabbani de bana söyleyeceği bir şey var mı diye düşündüğü vakitte halis bir tefevülle açıyor kitabını. İki mektup çıkıyor ve bu iki mektupta Mirza Bediüzzaman'a mektup yazıyor. Acayiptandır ki Bediüzzaman'ın babasının ismi Mirza. Kendisinin ismi sahip olduğu halde küçüklüğünden beri hocaları ona Bediüzzaman diyor. Ve sadece bu iki mektup açılıyor. Çok enteresandır. Allah dedim. Bu bana hitap ediyor. O zaman eski Said'in bir lakabı Bediüzzaman'dı. Eski Said'in bir lakabı Bediüzzaman'dı. Niye eski Said'in bir lakabı buydu? Şimdi değil misin? Evet şimdi Bediüzzaman ama bana küçüklüğümde emaneten ve ariyeten verilmiş Bediüzzaman lakabı esas da benim değildi. Risale-i Nur'undu zamanı geldi o ismi ona ben iade ettim diyor. Çünkü emanet bendeydi. Bediüzzaman Hazretleri kendisini nazardan iskat ediyor, nazardan çekiyor, Risale-i Nur'u gösteriyor. Dolayısıyla burada eski alimlerin hissettiği bir şey var ki bir mükemmel zamanın bedisi olacak bir eser gelecek ve bu eserin müellifi de bu zattır, Molla Said'dir. Ona Bediüzzaman diyelim demişler. Zamanı geldiği vakit bu ismi, bu emanet ismi sahibine yani o eserlere bu zat kendisi tevdi edecek hissetmişler. Aklen değilse de o samimi ve safi kalpleri anlamış. O zaman eski Said'in bir lakabı Bediüzzaman'dı. Halbuki hicretin 300 senesinde Bediüzzaman Hemedani'den başka o lakapla iştihar etmiş zatları bilmiyordum. Bediüzzaman Hemedani müthiş bir şairmiş, şehriyarmış, ayrıca müfessirmiş, hem hafız noktasında, hem ilim noktasında, hem muhakeme noktasında, hem şiir noktasında o zamanın adeta mükemmel bir şahsiyeti haline gelmiş. Gariptir. 40 yaşında vefat ettiği halde hala onun ismi insanların, bu işin uzmanları olan insanların arasında hala konuşuluyor. Bediüzzamanı Hemedani. Halbuki imamın zamanında dahi Böyle bir adam vardı ki ona o ki mektubu yazmış. O zatın hali benim halime benziyormuş ki o ki mektubu kendi derdime deva buldum. Bakın bana yazdı demiyor. Bazıları bunu tenkit ediyor. Ya Bediüzzaman Hazretleri de bir yerde Bediüzzaman görmüş. iki mektubu da bana yazmış. Hayır kardeşim. Bediüzzaman Hazretleri haliz bir tefevülle açtığı mektubattan ilk çıkan bu isimler olduğu için bir de Bediüzzaman ismi fazla iştihar etmemiş bir isim olmasına rağmen Bediüzzaman'ın Hemedani var ondan sonra da iştihar etmiş zatları bilmiyordum diyor. Böyle bir zat da var demek onun zamanında Hazreti Şeyh'in zamanında. Ayrıca onun babasının da ismi Mirza'ymış diye kendime yazılmış gibi kabul ettim ve tamamıyla bana yazmış olduğu bu mektuptan nasıl ders alayım diye Bediüzzaman Sitteri bunları okumuş. Yoksa benim mektuplarımdır. Ondan zamanlar üstü bir şey var burada iltifat var diye bu manada kimse anlamasın. Kaldı ki böyle bir keramette olsa Bediüzzaman Hazretleri'nden ziyade İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir kerametidir. Niye? Çünkü e, asırlar ötesi bir zatı görüyor ve onun içinde bulunduğu hastalıkları, durumları müşahede ediyor Allah'ın izniyle ve ona bir yol gösteriyor. Dolayısıyla bu kimin kerameti? Bediüzzaman Hazretleri'nin şiddeti talebi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde Cenab-ı Hak ona ihsan ettiği o kuvve-i velayette hissettiği bir şeyi e, ikramla, kerametle ortaya koyması yani. O zatın hali benim halime benziyormuş ki o ki mektubu kendi kend, kendi derdime deva buldum. Yalnız imam o mektuplarında tavsiye ettiği gibi çok mektuplarında musırrane ısrarla şunu tavsiye ediyor. Tevhidi kıble et. Yani birini üstad tut, arkasından git, başkasıyla meşgul olma. Aa, şimdi Bezcan bu mektup kime yazılsa yazılsın. Acaba kendisi bundan ders alsa kötü mü? Şimdi ben de bundan bir ders alsam. Tevhidi kıble et. Bu tevhidi kıble et meselesini, tevhidi kıble et meselesini. Ben kendim desem ki acaba bana Hazreti Şeyh burada nasıl bir ders veriyor? Bunu ben nasıl uygulamam lazım diye kendim ders alsam fena mı? Her cevap değil değil mi? Yalnız imam o mektuplarında tavsiye ettiği gibi çok mektuplarında musırrâne şunu tavsiye ediyor. Tevhidi kıble et. Yani birini üstad tut, arkasından git, başkasıyla meşgul olma. Şu en mühim tavsiyesi, benim istidadıma ve ahvali ruhiyeme muvafık gelmedi. Ha mühim bir tavsiye. Ha benim de bir hali ruhiyem var. Ben de kendime göre bir özelliğim var. Baktım bana muvafık gelmedi. Neden? Ne kadar düşündüm. Bunun arkasından mı? Çünkü birisini arkasından gidiyor. Birisini üstad kabul ediyor. Birisini rehber tutuyor. E şimdi ne kadar düşündüm? Bunun arkasından mı? Çok güzel halleri var. Yoksa ötekinin mi? Bunun da çok güzel özellikleri var. Ama bunun eksikliğini bu, bunun eksikliğini bu tamamlıyor. Yoksa daha ötekinin markasından gideyim? Daha yürde kaldım. Her birinde ayrı ayrı dar hasiyetler var. Biriyle iktifa edemiyordum. Biriyle iktifa edemiyordum. O daha yürdeyken Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki bu muhtelif turukların başı. Cenab-ı Hak bu tevhid kıble meselesi nasıl anlayacağım? Bana yol gösteriyor. Kaldır kafanı diyor. Bu muhtelif yolların, bu muhtelif turukların hepsinin başı nedir? Bütün hak tarihler Kur'an'dan alınmıştır. Adeta anne Kur'an'dır. Bütün bu yollar, Allah'a götüren yollar hepsi evlat gibidir. Şu zatın güzel bir tarafı var ama tamamıyla benim ihtiyacımı göremez. Bunun da çok güzel bir tarafı var, benim ihtiyacımı göremez. Bunun da ciddi manada güzellikleri var, benim ihtiyacımı tamamıyla göremez. Ne gibi? Vücudun arızaları gibi. Evet göz çok güzel ama benim bütün ihtiyacımı görmüyor ki. Koklamak istiyorum, ha, göz yapamaz bunu. İşitmek istiyorum, göz yapamaz bunu. Konuşmak istiyorum, göz yapamaz bunu mesela. Dolayısıyla bütün bu azalanın hepsinin esası ruhu nedir? Belli. İşte bu ruha Ruha ulaştırıyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle ona gösterilen o yol. Diyor ki, madem ki sen tevhidi kıble etmek istiyorsun, bir tek kişiye, bir tek zata, bir tek yola revan olman lazım. O zaman bütün bu muhtelif yolların başına bak, o kişinin, o yolun ne olduğunu anlayacaksın. Oraya gidiyoruz. Ve bu cedvellerin menbaı, cedvel su yolu demektir. Bütün bu su yolları nereden geliyor? Bir kaynaktan geliyor. Dolayısıyla evet bu suyun da tadı çok güzel. Bu suyun da tadı çok güzel. Bu suyun da tadı çok güzel ama en mükemmel, en güzel değildir. Kim en güzel? Kaynaktır. İşte o kaynağa ulaştın mı bütün ondan akan suların hepsi oradan geldiği için tamamıyla bütün suların güzelliğini barındıran bir kaynağa bir menbaya ne yapacaksın? Ulaşacaksın. Bu cedvellerin menbaı, bu muhtelif su yollarının kaynağı ve şu seyyarelerin, şu gezegenlerin güneşi Kur'an-ı Hakim'dir. İşte Hüsnü İmam Rabbani Hazretlerinden aldığı dersi kendisi rahmet ilah eden kalbime gelen bu manayla ne yapıyor? Tamamlıyor. İmam Rabbani Hazretleri tevhidi kıble ediyor. Fakat ben hep bu manadaki mesleklere, tarikatlara, Allah'a ulaştıran yollara, meşayihlere, gavslara, kutuplara baktım. Hepsi mükemmel fakat hiçbirisi benim ruhumu tamamıyla doyurabilecek bir durumda, konumda değil. Öyleyse rahmet-i ilahiyeye dayandım. Ya Rabbi rahmetinle bana bu yolu göster dedim. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti de bütün bu yolların başına, bütün bu cedvellerin kaynağına ve bütün bu seyyarelerin, adeta gezegenlerin Güneşine, yani Kur'an-ı Hakim'e beni ulaştıracak bir e, ilhamı, bir sünahatı nasip etti. Hakiki tevhidi kıble bunda olur. Öyleyse en âla mürşit de ve en mukaddes üstad da odur. En âla yüksek mürşit kim? Kur'andır canım. Bütün Allah'ın gönderdiği, Allah'ın bütün gönderdiği kitapların en üstünü. Arş-ı Azam'dan ismi azamdan, her ismin azami mertebesinden gelmiş olan ilahi bir kitaptır. Sair kitabullahla, kitabullah'ta ve suhufu ilahide bunlar görünmüyor. Bu özellikler yani. Ayrıca bütün evliyalar ondan besleniyor. Manevi feyzlerini ondan alıyor. Bütün ulemalar ondan besleniyor, ilimlerini oradan alıyor. Bütün müştehitler bütün iştihatlarını buradan alıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan besleniyor. Şimdi dolayısıyla en ağla mürşit odur. Ve en mukaddes üstad da odur. En kutsi mukaddes üstad da yine odur. Ona yapıştım. Nakıs ve perişan istidadım. Elbette layıkıyla o mürşidi hakikinin abu hayat hükmündeki feyzini mastedip alamıyor. Nakıs ve perişan istidadım elbette layıkıyla o mürşidi hakikinin ağabey hayat hükmündeki feyzini mahsedip alamıyor. Fakat ehli kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi, o ağabey hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Bakın benim nakıs istidadım var, özelliklerim var. Kur'an-ı Kerim'in tamam kemalatını, feyzlerini ve ilimlerini hakkıyla mahsedip alamıyorum. Ama ama fakat ehli kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi, o abı hayatı yine onun feyziyle gösterebilir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in feyzine, Kur'an-ı Kerim'in himmetine dayandım ve Kur'an-ı Kerim'den bu asrın insanların hem maddi hem manevi, hem akli hem kalbi hem ruhi, hem letaif hem hissiyat, hem iman hem İslam, hem muamelat hem ilim noktasında ihtiyaç duyduğu ne varsa onun feyziyle, Kur'an'ın himmetiyle, Allah'ın iziyle göstermeye çalışacağız. Ve risale serapa, baştan başa bunları gösteriyor. Demek Kur'an'dan gelen o sözler, Kur'an'dan gelen o risaleler, o sözler ve o nurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil, yalnız akli mesaili ilmiye değil, Belki kalbi, ruhi, hali mesaili imaniyede. Demek ki sadece burada ilmi kelam gibi sadece akli meseleler, ilmi meseleler, ondan sonra sadece akla hitap eden meseleler çözülmüyor. Fevkade kalbin maruz kaldığı, muhatap olduğu ne varsa hastalık olarak bunları tedaviye vesile olacak. Ruhun feyiz alabileceği ne kadar yol varsa o feyizleri alabilecek hissin ve letaifin doyması için gereken manevi gıdalar neyse o manevi gıdaları alabilecek bir özelliği Cenab-ı Hak sözlere ve bu nurlara yani Kur'an'dan bu asra bakan bu mükemmel eserlere, şu sözlere, şu risalelere, şu nurlara Allah bahşetmiştir. Dolayısıyla bir insan Risale-i Nur'u okudukça, Risale-i Nur'u dinledikçe, Risale-i Nur'a muhatap oldukça sadece aklım doydu deyip de Kalbi, ruhu, hisleri ve letaifeleri boş kalmıyor. O letaifler, o hisler, o ruh, o kalp, o manevi midelerimiz Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'in o mükemmel sofrasından istifade ediyor ve muhataplar da ciddi manada bunu ifade ediyorlar. Elhamdülillah. Gördüğümüz kadarıyla, hissettiğimiz kadarıyla, müşahede ettiğimiz kadarıyla bazen ilmel yakin, bazen aynel yakin, bazen hakkal yakin bu nurlardan hem aklımızın hem kalp ve hislerimizin ciddi manada istifade ettiğini müşahede ediyoruz. Gerek kendimizden, gerekse çevremizdeki kardeşlerimizden. Ve pek yüksek ve kıymettar marifi ilahiye hükmünde diller. Yani bu marifi ilahiye hükmünde olan bu eserler, bu eserler bizim hem aklımızı hem kalbimizi doyurdu. Dolayısıyla üstad Seyri, benden himmet beklemeyiniz. Ben sahibi kemal değilim. Ben e, bir dellalım, ben bir dellalım, e, büyük bir müşir makamının, müşriyet makamının emirlerini tebliğ ediyorum. Ben kendim müflis olsam da büyük bir mücevherat dükkanının sahibinin yanında çalışan bir çırak hükmündeyim. Dediği vakitte ha demek ki aklımız ilim istediği gibi kalbimiz ve ruhumuzda nurlar istiyor, feyzler istiyor. Öyleyse senin kapına yanlış mı geldik diyecek ya da e, düşünecek insanlar bu dersi dinledikten sonra anlayacaklar ki Risale-i Nurlar Kur'an'dan gelmiştir. Kur'an'da bütün maddi ve manevi, ilmi ve kalbi olan mesleklerin, tarikatların, mezheplerin hepsinin ihtiyacını karşılamış olan muazzam bir ilahi kitaptır. risale Nurlar da bunları güzel bir şekilde bu asrın insanların ihtiyacı olacak şekilde ihtiyacını karşılayacak şekilde bu nurları almıştır ve insanların istifadesine sunmuştur. Bir nur talebesi ya da risale muhatap olan herhangi bir arkadaşımız, kardeşimiz hem aklını, hem ruhunu, kalbini, hem hislerini ve latifelerini ciddi manada doyurabilecek muazzam bir ilahi sofrayı, bir maideyi burada bulabilir ve bulanlar da epey fazladır. Subhaneke la ilmedene illa ma inneke entel alimul hakim ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha Mah.